Herkese merhaba. Geçen hafta hem FED hem de Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını takip etmiştik. FED bu toplantıda beklentilere paralel olarak faiz artışı yapmazken önümüzdeki toplantılar için artış sinyalini vermeye devam etmişti. Bu hafta Başkan Powell'ın çeyreklik değerlendirmeleri için hem Senato'ya hem de Temsilciler Meclisi'ne yapacağı sunumlar oldukça önemli olacaktır. FED vadelerine baktığımızda Temmuz ayı toplantısı için 25 bas puanlık bir artış fiyatlanırken son toplantıda belirtilen ikinci faiz artışı ise FED vadelerinin fiyatlamasında yer almamış. Avrupa Merkez Bankası da geçen hafta beklentilerine paralel olarak 25 bas puan artış gerçekleştirmişti ve önümüzdeki toplantılarda da verileri takip etmek şartıyla faiz artışlarına devam edileceğinin sinyalini vermişti. Piyasa beklentisi de Temmuz toplantısında ECB'nin 25 bas puanlık bir artışla faiz artış sürecinin devam etmesi yönünde. 2023 yıl sonuna kadar da piyasalar ECB'den bir faiz artışı daha bekliyor. Tabii burada asıl önemli ve dikkat edilmesi gereken konu şu. Hatırlarsanız enflasyonla mücadele kapsamında ilk faiz artışları başladığı dönemde ECB'nin FED'e göre geç kaldığı yönünde eleştiriler vardı. Geç kaldığı için de normal şartlarda yapması gerekenden daha fazla bir faiz artış yapması gerekeceğine yönelik eleştirilerdi bunlar. Şu anki gündem ise faiz artışlarını sonlandırma konusunda yine ECB'nin geç kalacağı ve resesyon ihtimalinin giderek artması yönünde piyasaların endişeleri var. Takip edecek konular bunlar gibi duruyor. Hem faiz artış beklentilerinin artması hem de güvenli liman talebinin azalmasıyla beraber altın 1940 dolar seviyelerine kadar gerilerken 1942 seviyesindeki 100 günlük ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlanamazsa eğer satış baskısının devamını bekleyebiliriz. 1920 ve 1900 seviyeleri kısa vadede test edilecek destek noktaları olarak öne çıkıyor. Bu hafta açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı da içeride piyasaların beklediği en önemli gelişme durumunda. Seçim sonrasında piyasalarda oluşan iyimser hava ile birlikte 5 yıllık risk birimi geçtiğimiz hafta 470 seviyelerine kadar gelmişti. Ancak bu hafta başına itibaren beklentinin altında kalabileceğine, beklenti altında bir faiz artışı olabileceğine dair haberlerle beraber CDS'in tekrar 500 seviyesine geldiğini görmüştük. Perşembe günü açıklanacak faiz kararında şahin bir faiz artışı ve güçlü bir metinle beraber iyimser havanın devam edeceğini bekleyebiliriz. CDS seviyesindeki geri çekilme ile beraber Eurobond piyasasında iyimser havanın devam etmesi beklenebilir. Merkez bankaları piyasalara yön vermeye devam ederken 2023 yılının ikinci yılında da ana gündem konusu faiz artışlarının durma zamanlamasının doğru olup olmadığı ve resesyon korkusunun ne derece gerçeğe yakın olup olmadığı olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.